Ondan sonra perdeleri çekin. Kapınızı iyice kilitleyin. Yatın. Tamam, tamam. Sen merak etme Fadik teyzem. Ya sen merak etme deyince ben daha çok merak ediyorum. Aa, o sana da mı öyle oluyor? Bana da öyle oluyor. İyi bari tek değilmişim. Sen daha fazla merak etme, tamam mı? Ya biz bu kadar anlayışa karşılık dünyanın en uslu kızları olacağız bu gece. Hadi bakalım öyle olun. Hadi iyi geceler. Ay, hiç gitmeyecek sandım. Anlat çabuk, kuduruyorum meraktan. Evet aynen, anlat çabuk hadi. Ne anlatayım? Bak onu ben de bilmiyorum. Şunun gazına geldim. Ne anlatacak? Neyi olacak? Bütün gün, bütün gece ne yaptınız o yakışıklı patronun hayatlarda? Evet aynen, ne yaptınız? Allah korusun. Ne olacak? İddiayı ben kaybettim. O da istediğini sordu. Neyi merak ediyormuş beyefendi? Bu hayatta söylediğim en büyük yalanı. Ben aslında sınıf ektaş değilim deseydin. Söyledin mi yoksa? Tam söyleyecektim. Sunu aradı. O niye aramış ki? Didem burada demek için. Didem Sunu'nun evine mi gitmiş? Hı? Hatta şu gördüğünüz meyve sepetini o getirdi. Çöpe atalım onu. O manyak getirdiyse kesin zehirlidir. Hiç sanmıyorum. Yani aramız düzeltmeye gelmiş. Özür diledi hem de defalarca. Aferin kıza. Hatasını anladı demek ki. Bırak Allah aşkına Aslı ya. Kesin var ya altında başka bir amaç yatıyordur. Kokusu çıkar yakında. Nedenmiş o? İnsanlar hatalarını anlayıp da telafi edemezler mi? Edemezler efendim. Edemezler. Onları hataları yapmadan önce düşüneceklerdi. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Sen niye üstüne alınıyorsun canım ya? Benim sözüm meclisten dışarı. Ayrıca seninki hata değildi, mecburiyetti. Hah, işte tam da bu yüzden Murat'a gerçekleri anlatmaya karar vermekle çok iyi ettin arkadaşım. Bana da öyle geliyor. Ya ona yalan söylediğim için kendimi çok kötü hissediyorum. Sadece ona da değil, aileme de. Ya ne olursa olsun çok yanlıştı. Bu ben değilim. Bak ne güzel, bugün rüya gibi bir gün geçirdik diyorsun. Belki bu büyük bir aşkın başlangıcıdır. İlişkini yalanlar üzerine kuramazsın değil mi arkadaşım? Siz çıldırmışsınız. Kendi Murat'ın yerine koy, koy. Bu saatten sonra gerçeği öğrensen sen ne yapardın? İtfaiye çağırın. Sahte yangın var. Neden? Çünkü tuval yanık oğlu burada. Uyarmadı demeyin, demeyin. Yakıyorum her yanı, her yanı. Asil, şu Dido'yu da ara. O güzellik uykusundan kalkamaz. Akşam olur gelene kadar. And where is my coffee? Sultanım. Ta-da! Sen bu saatte burada. Öldüğümde cennete mi düştün? Kıyafetler giyilmiş, kahve ikramları. Sana hizmet etmeyeceğim ben. Kime hizmet edeceğim? Hocaların hocası. Sen bana dağış dedin, böyle kafam açıldı benim. Ya ver ellerini öpeceğim. Yok yok, kalsın tatlım.
Ama çok istiyorsan şakaklarıma masaj yapabilirsin. Kreativiteden migrenim astı da. Oh, şimdi oldu bak. Sen şu kafana taş düşme meselesini bir daha anlatsana. Eski Didem'i gömdüm artık Tuval. Yeniden doğuyorum. Murat'a değiştiğimi göstereceğim. Doğumu yeniden kazanacağım. Çok güzel, süper. Elin hafifmiş kız. Hafta sonu Göleğim'de çekim var biliyorsun. Ve doğum günüme denk geliyor. İşte o gün benim yeniden dirilişim olacak. Aferin, aferin. Gittim, paşa paşa özrümü diledim o hayatta. Murat'ın onu eve bıraktığını gördüm. Ama ben ne yaptım? Görmemezlikten geldim. Baktım, kızın üstünde benimkinin kıyafetleri var. Ama ben ne yaptım? Sustum, içime attım, sabrettim, dinliyormuş gibi yaptım. Sıktım dişimi, sıktım. Sonra ne yaptım? Ne yaptın? Yine yap. Sarstı ama çok iyi geldi. Kobra Cenk'i aradım. Evet, evet. Cenk'im, pardon. Murat Bey, Doruk Bey. Merhaba. Merhaba. Merhaba Didem Hanım. Lütfen belirtmeme izin verin. Bu kıymetli şirketin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Yeni atılımlarla ivme kazanıp sektörün önemli bir faktörü olacağımıza inancım tam. Güzel. Bu konuda üzerime düşeni eksiksiz yapacağıma şüpheniz olmasın. Ne mutlu bize o zaman. Ben arkadaşları bekletmeyeyim o zaman. Profesyonellik bunu gerektirir çünkü. Sonuçta hepimiz emekçiyiz değil mi? Tamam. Müsaade sizin, buyurun. Ben odama çıkıyorum. Ben de burada kalıp bir paranormal aktivitenin kaynağına ineyim. Yani burada doğaüstü, insanüstü ve olağanüstü durumlar söz konusu.